İlk konuşmacımız Ali Konan. Bize asistanlara ne kadar özgürlük verilmeli, ne kadar yetki verilmeli çok ince hassas bir konuyu anlatacak. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Doktor Yorgancı ve Doktor Abbasoğlu'na hani bu güzel toplantıyı hazırladıkları için açıkçası benim çok katkım olmadı hazırlık aşamasında. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi önceki oturumun sondaki sorular birazcık soruların cevabı bir miktar bu konuşmada var. Amerikan eğitiminden bahsettik. Amerikan eğitiminin şöyle dezavantajları var diye soruldu. Bunu sayılarla ifade eden bir araştırma var. Bu program direktörlerine sormuşlar. Size gelen fellowlar, buradaki yeni mezunlar aslında üst ihtisasa başlayan fellowlar. Size yeni gelen fellowlar nasıl diye. %21 oranında ameliyathane için hazır değil cevabı olmuş. Bunlar cerrahi ihtisasını bitirmiş. Fellowluğa başlamış cerrahlar. %38'i hasta sahiplenmede eksiklik var demiş. %30'u tek başına laparoskopik kolestektomi yapamıyor demiş. Majör cerrahide tek başına 30 dakikadan fazla kalamıyorlar diyenlerin oranı %66. Laparoskopi becerilerinin az olduğu söylenmiş. Aşağı yukarı 1/3'ünün tedavi seçeneklerini bilmediği ifade edilmiş. Yine 1/4'ünün de komplikasyonları erken tanıyamadığı söylenmiş. Yani Amerikan sisteminde, şimdi bu konuşmayı Amerikan dataları üzerinden gidecek, Türk datası çok fazla yok. Ama hani konuşma sırasında bizim sistemimizde de ciddi benzerlik olduğunu göreceğiz. Bu Dreyfus'un beceri edinme modeli. Önce burası birinci sene asistanı. Yeni başlayan. Bunlar sadece verilen emirleri izleyebiliyorlar. Bu bekleniyor. Ve sadece kendilerini bu emirleri izlemekten sorumlu tutuyorlar. Kendi başlarına bir karar yok. Biraz daha kıdemlendikçe kuralların niye konduğunu anlıyorlar ve ama hala kendileri bir sorumluluk hissetmiyorlar. Bu kompetan dediğimiz kısım artık 5. sene asistanı, baş asistan aşamasına geliyor. Bunlar kendi kurallarını koruyorlar ve kuralların içerisindeki anlamı anlayabiliyorlar ve bir miktar sorumluluk sahibi olmaya başlıyorlar. Yetkinler kuralları sezgisel olarak anlıyorlar. Ekspertler yani uzmanlar, bu uzman dediğimiz konusunda usta olanlar diyelim, herhangi bir analiz yapmadan patern olarak sorunu görüp çözümünü bulabiliyorlar ve bunların sorumluluk duyguları en üstte zaten etrafına da yayılacak şekilde gelişiyor. Bizim eğitimde, eğitimin sonunda sadece bu kompetan kısmına geliyoruz. Bundan sonrası profesyonel kariyerde gelişen bir süreç. Ustalık için bir kişinin bir işi, işlemde ustalık geliştirmesi için o işlemde amaca yönelik 10.000 saat pratik yapması lazım diye hesaplanmış. Bu konuda yayınları sadece bu konuda olan bir yazar var onun tarafından. Amerika'da bir asistan ihtisas süresince iki ayrı hesap var. Birisi 1147 saat demiş, birisi 2753 saat ameliyathane geçiriyorlar demiş. Çok kaba bir hesapla Hacettepe'de bizim asistanlarımız asistanlık süreleri boyunca 5 yıl boyunca 4600 saati ameliyathanede geçiriyorlar. İdeali ne? Dünden beri konuşuluyor. Tamam mı? İdeali bunu yapmak, hani yapabilen Amerika'da da var mıdır bilmiyorum. Ameliyat önce asistanın simülatörde ameliyatı yapması, öğretim üyeleriyle ameliyatın tüm gidişatını konuşması, ameliyattan hemen sonra asistanın öğretim üyesinin performansını değerlendirmesi, ondan sonra daha bir geç değerlendirme yapıp ameliyatı gözden geçirmesi, ondan sonra da asistanın tek başına ameliyatı videosunu izleyip zorlandığı noktaları simülatörde tekrar yapması. Böyle bir şey olmuyor. Hani ideali bu ama buna böyle bir şey şu anda mümkün değil. Hani maliyeti çok fazla, zaman yok. O yüzden elimizdekilerle ne yapabiliriz ona bakacağız.
Asistanların yetkinlik değerlendirmesi için hani ameliyathaneye girecek ya da serviste belli bir özgürlük vereceğiz. Bunun için yetkinlik değerlendirmeleri var. Bunlar asistanların çok az süpervizyonla gerçekleştirmesinin beklendiği sorumluluk ve eylemler. Bunlar önemli olmalı, özgün olmalı, gözlenebilir olmalı ve ölçülebilir olmalı. Tamam, bunları gözlüyor ve ölçüyor olmalıyız. Bunlar her hastane kendine göre belirliyor. Bu Amerika'da bir hastaneden alınan, bir eğitim merkezinden alınan EPA'lar, hepsini koymadım. Hastanın kliniğinde uygun hikaye alır, fizik muayene yapardan başlayıp, işte acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastayı ayırt edilebilir, ilk tedaviyi başlatır, yardım bulur. Ya devam edip genel gelişmeleri yapabilir, interdisipliner bir ekibin parçası olabilir şeklinde ölçülebilir. Asistanları geliştirmemiz gereken profesyonel işlemler. Bizim Hacettepe'de de buna benzer bir dokümanımız var. Pixis'ten bulunuyor bu, bizim, pardon, Nexus'tan bulunuyor bizim işte hasta notlarını koyduğumuz, sonuçlara baktığımız sistem. Birinci sene asistanına demişiz ki, işte pansuman yapabilir, hastayı hazırlar, şey yapar. Hastalarla ilgili gelişmeler konusunda kıdemli asistanı veya baş asistanı haberdar etmek. Herhangi bir şey düşünmesini istemiyoruz birinci sene asistanın. Bu zaman içerisinde gelişiyor tabii. Ama dördüncü sene yine birinci sene asistanının yapabileceği şeyleri tanımlamışız. Gözetim altında ciltten tümör eksizyonu, planodensiz gibi küçük ameliyatları gözetim altında yapabilir. Araları geçeceğim. Dördüncü yıl asistanına geldiğimizde artık kıdemli diyoruz biz. Şimdi hani asistan eksikliğine de bağlı olarak üçüncü yıl asistanına doğru indi bu görevler. Burada artık tedavi planı yapmasını istiyoruz. Tedavi planıyla ilgili önerilerde bulunmak. Tamam, acil servise gelen konsültasyonları değerlendirmek, hastaları önce değerlendiriyorlar, sonra baş asistanı sunmak. D katı genelce artık D katında değil, D katı genelce yapabilmek birinci derece sorumluluğunu almak. Yani onlara bir sorumluluk yüklüyoruz ve plan yapmalarını bekliyoruz. Yaptıkları ameliyatlar da yine gözetim altında. Ameliyatları biraz daha geliştirmişiz. İşte kolestektomi, tiroidektomi, mastektomi gibi. Beşinci yıl bizim eğitim sistemimiz böyle. Sorumluluklarından bahsetmeyeceğim. Beşinci yılda da diyoruz ki basit ameliyatları birinci doktor olarak yapabilirsin. Her türlü komplike ameliyatı gözetim altında yapabilirsin. Şimdi bu gözetim altında kısmı açıklayacağım. Hani gözetiminde çeşitli kademeleri var. Konsültan cerrahların bazı görevleri var. Medikolegal sorumluluklardan bahsedildi. Bu medikolegal sorumlulukların sıkıntıların o kadar büyük olmadığını anlatacağım. Hasta güvenliğini sağlamakla sorumluyuz. Ameliyathanenin efektif kullanılmasını sağlamakla sorumluyuz. Yani bir fıtık ameliyatına hani 4 saatte yapmasına izin veremeyiz asistanların. Ona göre bir şekilde müdahale etmek lazım. Asistanların öğrenme ihtiyaçlarını anlamakla sorumluyuz. Ve ne kadar kılavuzluk edeceğimize karar vermemiz lazım asistanlara. Kısıtlayan faktörler var. Bunların şu kırmızı yazanı ben ekledim. Kalanlar Amerika'daki sıkıntılar. Bizde aşağı yukarı aynı olduğunu göreceksiniz. Mesai saati kısıtlaması bizde yok deniyor ama hani asistanların nöbet saatleri azaldı. Ben 2 sene gün aşırı nöbet tuttum. Şimdikiler 4 güne 1 ile başlıyorlar. Hani ameliyathanede biraz daha az vakit geçiriyorlar. Yeni teknolojiler asistanların öğrenmesini biraz kısıtlıyor. Çünkü önce biz öğreneceğiz. Hani yeni teknolojiyi önce biz yapmak istiyoruz. Maliyetin hesabı çok fazla yok ülkemizde. Ama onu da şuradan biliyoruz. Hani burada bizim yönetime hiçbir şey söyleyemeyiz. Ameliyatta ne yaparsak herhangi bir şekilde maliyetine karışmıyorlar. Ama hani hastada komplikasyon çıkarsa hastanede kalış maliyeti azalıyor. Hastane daha fazla zarar ediyor. Esas performans sistemi. Hani performans sisteminde uzman, ben, ameliyat yaptıkça para kazanıyorum. Öyle olunca belli bir süre içerisinde mümkün olan en çok ameliyatı yapmam lazım. Anestezi de haklı. Bir saatten sonra uyutmuyor. Bana bıraksalar sabaha kadar ameliyat yapayım. Öyle olmuyor. Yasal kısıtlamalar Türkiye için çok fazla. Amerika daha mantıklı konuyla ilgili. Her şeyin sorumluluğunu bizden soruyor. Bence de öyle olmalı. Hasta bakım kalitesi ve toplum görüşü ve algısı. Toplum görüşü ve algısı, onunla ilgili birkaç tane Amerika verisi göstereceğim. Türkiye'de çok kötü.
Yani ekşi sözlük takip eden var mı? Haftada bir doktorları niye dövmek lazım diye topik açılıyor. O yüzden toplum görüşü ve algısını Cem Hoca çok güzel söyledi aradan önce. Mutlaka değiştirecek bir şeyler yapmamız lazım. Asistanlara otonomi verdiğimiz zaman ne oluyor? Asistanın güveni artıyor. Otonomi vermediğimiz zaman ne oluyor? Hastayı sahiplenmiyorlar. Yani ameliyatı o yaptı, o takip etsin gibi bir şey. Bunu isteyerek yapmıyorlar. Ben kimseyi suçlamak için konuşmuyorum. Amerika'da yeterli otonomi verildiğini düşünen asistan oranı %53, yeterli otonomi verildiğini düşünen öğretim üyesi sayısı %62. Yani olaydan kabaca herkes yarı yarıya memnun. Toplumun %95'i tedavilerde asistan katkısını olumlu buluyor. Şeylere sormuşlar, topluma sormuşlar. Hatta bu araştırmada işte asistana, işte öğretim üyelerine, yönetime ve topluma sormuşlar. Toplumun aşağı yukarı %75'i rutin ameliyatların asistanların yapmasına karşı değil. Komplike ameliyatta bu oran çok azalıyor ama hatta hani şunu da eklerseniz toplumun %90'ı, hani bunlarda nötral hiçbir fikir belirtmiyorlar. Toplumun %90'ı ameliyatını asistanın yapmasına karşı değil. Toplumu düzgün bilgilendirmek lazım. Massachusetts'te Boston Hastanesi'nde asistan servisi kurmuşlar. Bu bir araştırma kapsamında gerekli şeyleri alıp, gerekli izinleri alıp Structure Operative Autonomy Service demişler. Bir 5. yıl asistanı, bir de 3. yıl asistanı koymuşlar. Bunlar birer aylık rotasyonlarla bu servise gelmiş. 8 ayda 124 tane ameliyat yapılmış bu serviste. Hastaları da hani sıra beklemek istemeyen hastalardan bulmuşlar. Hani konsültanın sırası uzun, sıra beklemek isteyen hastalardan bulmuşlar. Ya da hastane içi konsültasyonlardan gelen, daha çok acil oluyor bunlar. Hastalardan bulmuşlar. Konsültan ameliyatın kritik safhasında ameliyata dahil olmuş. Bu Amerika'da sigortanın para ödemesi için gerekli bir basamak. Ameliyatın kritik safhasında konsültanın, hepsinde değil, ameliyatın kritik safhasında konsültanın ameliyatta olduğunu dokümante etmesi lazım. Ama ameliyat kararı, ameliyat sonrası plan, taburculuk hep baş asistan tarafından yapılmış. Fena ameliyat da yapmamışlar. Burada bakın 10 tane kolektomi var, bir tane laparoskopik kolektomi var. Komplike fıtıklar var bir miktar. İnce bağırsak ameliyatları var. Bunun sonunda analizde şu çıkmış, ameliyat süresi daha uzun sürüyor. Hani bu her araştırmada böyle çıkıyor. Asistanların yaptığı ameliyatlar daha uzun sürüyor, çok mantıklı. Çok az daha fazla kan kaybı, hani bunu bahsetmeye bile gerek yok, 20 mililitreye 5 mililitre gibi kan kaybı çıkmış. 8 saat daha fazla hospitalize olmuş hastalar, bunu şeye bağlayabiliyorlar, hani gece acil aldılar, geceyi de orada geçirdi, ertesi gün taburcu oldu, öyle bir 8 saatlik bir şey var. Ama ve lakin 30 günlük ameliyat sonrası komplikasyonda bir fark yok. 30 gün içinde acile ya da hastaneye başvuruda bir fark yok. 30 günlük mortalitede bir fark yok. Eğitim, bu veteran hastanelerde bir eğitim ve hizmet hastanesi karşılaştırması. Eğitim hastaneleri cerrahi iş yükünün %81'ini yapıyor. %90'ında asistan, primer asistan, asistan primer cerrah. Olgular daha sıkıntılı, hastalar daha riskli, ameliyatlar biraz daha uzun sürüyor, hastanede kalış aynı. Morbidite daha fazla ama mortalitede gene bir fark yok. Bir araştırma daha var. Bu ulusal çapta bir analiz. 30 gün asistanların yaptığı ameliyatlarda 30 günlük mortalitede fark yok. Hafif ve cerrahi komplikasyonlar, hafif ve cerrahi komplikasyonlardan kastettiği yüzeyel ve derin cerrahi alan enfeksiyonu, organ boşluk enfeksiyonları buna dahil değil ve transfüzyon gerektirecek kadar kanamalar. Buradan çıkan ilginç bir soru sonuçta, birinci ve ikinci yıl asistanlarının komplikasyonları daha az, muhtemelen daha kolay vakaları yaptıklarından. Şimdi gözetim deyince, gözetimi derecelendirmek lazım. Zivich skalası var. Bu adını şu anda söyleyemeyeceğim, Zivicher bir şey diye böyle çok uzayan bir soyadından kısaltılmış bir skala. Anlat göster ilk aşamada, ameliyatı anlatıyor, ilk ameliyatı yapıyor, yaparken eylemlerini ve kararları açıklayarak ameliyatı yapıyor. Aktif yardım her aşamayı konsültan anlatıyor. Tamam mı?
ama ameliyatı asistan yapıyor. Pasif yardım konsultan, asistan pozisyonunda asistan karar vermede yol gösteriyor. Çok da fazla karışmıyor. Asistan ameliyatın gidişatını belirliyor. Sadece gözetim, konsultan ameliyatın güvenliğini sağlamak için gözlemliyor. Sorulara cevap veriyor ama ameliyatı asistan yapıyor. Herhangi bir soru sormazsa asistan, konsultan ameliyata hiç karışmıyor. Bunun programlarını yapmışlar. Cep telefonlarından hemen ulaşılabilecek. Ameliyat sonrası hemen data online olarak girilebiliyor. Bu esas olarak bir şey araştırması, kalp damar araştırması. Bir de ameliyatları kendi içlerinde sınıflandırmışlar. Burada kolay denilen ameliyat, ameliyatın tipi değil. Kolon rezeksiyonunu yapıyorsanız o kolon rezeksiyonunun diğer kolon rezeksiyonlarına göre kolay olup olmadığı. Hani hasta vardır, anatomisi çok iyidir. Kolon rezeksiyonu çok kolay ilerler. Bunları kolay sınıfına koymuşlar. İşte ona göre ortalama ve zor diye sınıflandırmışlar. Asistanın tecrübesiyle Ziviş skalasını değerlendirdiklerinde genç asistanlara hiç şey yapılmamış. Sadece süpervizyon yapılmamış. En fazla pasif tecrübe, en üst kademede pasif asistans yapılmış. Asistanın yılı arttıkça asistana sadece süpervizyon kısmı artıyor. Tahmin edeceğiniz gibi yap anlat kısmı da azalıyor. Ameliyatın zorluğuna gelince çok kolaylarda tahmin edeceğiniz üzere ameliyata verilen otonomi, asistana verilen otonomi artıyor. En zorlarda iyicene azalıyor. Tabii şeyin konsultanın ben bu ameliyatı da pasif yardım ettim demesi, asistanın bunu pasif yardım olarak algılaması demek değil. Bunu da araştırmışlar. Bakın burada şey pasif yardım ettim demiş. Bu pasif yardım olarak algılayan asistan sayısı yarısı aktif yardım olarak algılamış. Hani yaptırma kısmı asistan algısıyla değişiyor. Bu otonomi araştırmaları, asistanlara verilen otonomi araştırmaları daha çok anketler üzerine. Bu anketlerden 4 tane araştırma var belli başlı. Hepsi aşağı yukarı aynı sonucu vermiş. Şimdi asistana niye ameliyathanede otonomi vermenizi etkileyen faktörler ne? Burada en önemli ortaya çıkan şey cerrah asistanın ameliyat performansı. Asistan ameliyatta iyiyse, cerrahi olarak yetenekli görüyorsak, vaka ile ilgili bilgiliyse, iyi hazırlanmışsa, onunla ilgili bir değerlendirme de var, onu da size söyleyeceğim. O zaman asistana bir otonomi veriyoruz. Ondan sonra vakayı yaptıran kişinin kendine güveni ya da vakayı yaptırmaya hazır olması. Ameliyatın kolaylığı, asistanla geçirilen vakit, bakın mentorluk dedik, her asistan bir yıl başka hastanede çalışıyor dedik. Yurt dışında onlar kendi içlerine servislerde dönüyorlar. Öyle olunca asistana olan aşinalık azalıyor. Asistanın kıdemi daha sonra geliyor. Burada en sık 4 faktör, bu başka bir çalışma, gene benzer sonuç bulmuşlar. En sık 4 faktör ameliyattaki performansı asistanın. Sonra konsültanın, ameliyatın konsültanının alışkanlıkları, ameliyat yaptırma alışkanlığı, ondan sonra gelen asistanın kıdemi kaçıncı yılda olduğu, en son da vakanın zorluğu. Bunlar asistana verilen otonomiyi etkileyen şeyler. Asistanların değerlendirilmesi var. Bu da simple. Çok özür dilerim, bir tane olmayacak orada. Simple sınıflaması bu. Ameliyata hazır değil, kritik defekler var ameliyata hazırlıkta. Olguya aşina değil, orta düzey performans gösterdi. Uygulamaya hazır performans, ameliyatı yapabildi.
ya da olağanüstü performans şeklinde sınıflandırılabiliyor. Peki demişler, otonomiyi engelleyen faktörler ne? Burada Amerika'da en sık hastanın seyriyle ilgili endişeler. Ondan sonra erken bitirme isteği. Ya işte asistana baka yaptırsan 4 saat sürecek, ben yapsam 2,5 saatte yaparım. Evet, erken giderim. Ondan sonra da yönetimin baskısı olarak belirlenmiş. Şimdi Amerika tabii shift sistemine dönmüş durumda. Hani vakanın ortasında, vaka ne kadar ilginç olursa olsun, mesaisi bitirirse çıkmak zorunda asistan, yeni asistan geliyor. Öyle olunca eski asistanlarla yeni asistanlar arasında ne fark var diye sormuşlar. Şimdiki asistanların daha çok uyumaya ve dışarıdaki aktivitelere vakti var diye düşünmüş öğretim üyeleri. Bu öğretim üyelerinin ne verilen bir anket gene. Hasta sahiplenmede sıkıntı oluyor çünkü shift bazlı çalışıyorlar ve herkes kendi zamanlarından daha az otonomi verdiklerini düşünüyor. Kendileri daha özgürler yani. Şimdi ameliyattaki beklenti, bizim ameliyattaki asistandan beklentimiz, ameliyatta asistana verdiğimiz otonomiyi etkiliyor. Ama ameliyatta asistanın öğrenmek istediği şeyle bizim asistanın bilmesini beklediğimiz şey arasında ciddi bir fark var. Ama asistan teknik şeyler öğrenmek istiyor. Ama hangi aleti kullanacağım, hangi dikişi kullanacağım, işte nasıl diseksiyon yapacağım, pozisyon ne olacak? Halbuki bizim asistandan bilmesini beklediğimiz şeyler, hastalığın seyri nasıl, anatomiyi biliyor mu, hastanın seyri nasıl olacak, hangi ameliyat seçilecek? Biz daha temel şeyler bekliyoruz. Bizim için de böyle bu. Benim asistandan beklentilerimi tamamen ifade ediyor bu slayt. Bu son slaytım. Bir başka araştırma, otonomiye nasıl karar veriliyor? Burada açık uçlu sorular sorulmuş. 5 tane soru var, 3 tanesi bizim için anlamlı, onları vereceğim. Konsültan cerrahsanız, bu şöyle bir araştırma yapılmış. Asistanlara sormuşlar size en fazla kim vaka yaptırıyor, en fazla kim otonomi veriyor diye. Anket yapmışlar. Oradan çıkan sonuçlarda en iyi 10 öğretim üyesine sormuşlar bunu. Birisi otomatik olarak yıkanmıyorum demiş ameliyatı. Asistanın başlamasına izin veriyorum. Öbürü düzenli değil, uygun aralıklarla öneride bulunuyorum demiş. Ameliyatta kendimizi kontrol etmemiz çok önemli. Bir tanesi yardım istenmesi için bekliyorum demiş. Hani asistan yardım istemezse hiç müdahale etmiyorum demiş. Peki hangi asistana otonomi veriyorsunuz sorusuna iki tane cevap var. Birincisi asistana aşinalık, asistanı biliyor olmak lazım. Hani hiç bilmediğiniz bir adama gelip vaka yaptırmak çok zor. İkincisi de asistanın vakayı bildiğini göstermesi. Ameliyat öncesi vakayı hocayla tartışması. İşte teknik sorular sorması. Peki ne zaman ameliyatı tekrar ele alıyorsunuz? Yani otonomiden vazgeçip ameliyatın kontrolünü almaya ne zaman karar veriyorsunuz diyor. Sorusuna da asistan zorlanıyorsa ya da bir sonraki aşamada ne yapacağını bilmiyorsa, anatomi zorsa, ameliyatın kritik aşamasına gelindiyse ve hata payı yoksa, asistan sınırlarını bilmiyorsa. Bu asistan sınırlarını bilmiyorsa bence çok önemli. Hani asistanın sınırlarını bilmesi, bunu asistanı bu konuda eğitmemiz, eğitimde bence çok şey yapmıyoruz, önem vermediğimiz bu konu, çok önemli. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benim amacım asistanlara tam otonomi vermek. Çünkü asistan tam otonomi verdim, ben ameliyathanede bu pozisyonda kalabiliyorum. Teşekkür ediyorum.